Brezilyalı somut sanat akımını takip eden sanatçılar, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızlı bir şekilde sanayileşen bir ülkede yaşıyorlardı. Bu sanatçılar, eserlerinin değişen bu toplumla aktif bir biçimde etkileşim halinde olmasını istiyordu. Buna ulaşmak için, sanatçıların 20. yüzyılda ortaya çıkan sanayi boyalarının tamamını kullandıklarını söyleyebiliriz. Kendiliğinden yayılan ve hızlı kuruyan bu boyalar hem ucuzdu hem de sanatçılar için çok farklı imkanlar sağlıyordu. São Paulo şehrinde yaşayan ve Grupo Ruptura olarak adlandırılan bu sanatçılar, eserler her ne kadar kendi ellerinden çıkmış olsa da ürettikleri eserlerden kendi izlerini silmek istiyordu. Judith Lowent adlı sanatçının bunun için çok farklı yöntemler kullandığını söyleyebiliriz. Somut 37 adlı eserinde sanatçı, eşit ancak benekli bir yüzey oluşmasını sağlayan bir boya rulosu kullanmış. Somut 61 adlı eserinde ise sanatçının tuval üzerine boya sıkarak oldukça pürüzsüz ve gözle görülür hiçbir el izine rastlanmayan bir yüzey oluşturduğunu belirtmemiz mümkün. Geraldo de Barros'un ise mükemmel görünen bir yüzey için daha da uç noktalara gittiğini söyleyebiliriz. Çapraz Fonksiyon adlı eserinde sanatçı tabloyu sprey fırça ve cila kullanarak tamamlamış. Bunun için sanatçının özel bir boya karışımı kullandığını biliyoruz. Tam olarak ne tür bir boya karışımı kullandığını anlayabilmek için boyayı farklı yöntemlerle inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar o kadar şaşırtıcıydı ki konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için sanatçının kızıyla iletişime geçtik. Sanatçının kızından Geraldo de Barros'un belli bir süreliğine Ruptura akımından bir sanatçı ile birlikte yaşadığını öğrendik. Kimya eğitimi almış bu sanatçının adı Cosme Feher. Feher'in yeni boya türlerini kullanarak farklı karışımlar ortaya çıkarmaya çalıştığını biliyoruz. Bunun için sanatçı, mükemmel bitişli bir yüzey sağlayan poliüretan alkit reçine kullanmış. Somut sanat akımındaki her sanatçının malzemeleri farklı şekilde kullandığını ve bunun sonucunda da çok farklı görsel efektler ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Örneğin, Ermelindo Fiamminghi adlı sanatçı, Gestalt algı kuramına ilgi duyuyordu. Bu sayede sanatçı, figür ve alan arasındaki ilişkiyi bozan kompozisyonlar yaratmayı başarmış. Bu tabloyu eğik açıyla gelen yoğun bir ışık altında incelediğimizde, sanatçının oldukça mat ve oldukça parlak iki boyayı bir arada kullanarak bu efekti nasıl elde ettiğini görebiliriz. Malzemeler ve teknikleri farklı şekilde kullanan Grupo Ruptura sanatçılarının evrensel anlamda geometrik soyutluğun dilini farklı boyutlara taşıdığını söyleyebiliriz.